LGS'ye son 181 gün, gerçekten değerli bir süre, bu süre zarfında iyi bir çalışmayla hayallerimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini ya da Sosyal Bilimler Liselerini ya da Anadolu İmatik Liselerini çok rahat kazanabiliriz. Bu 181 gün çok değerli, zaten şimdi başlamadığınızda da eminim ama bu 181 günde iyi bir çalışmayla çok daha yüksek puanlara, çok daha yüksek netlere ulaşacağınıza da eminiz arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda Nikola Tesla diyor ki... İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir. Çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir diyor. Yani mümkün değil denilen şey bile başarabiliyor. Gerçekten de bu biraz abartmış diyebilirsiniz ama hayır bu doğru arkadaşlar. Mesela ben sizlerden büyüğüm, sizlerden e, yaşlıyım daha doğrusu. Benim çocukluğumda, benim çocukluğumda ben sizin yaşınızdayken cep telefonu yoktu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani insanlar birbirini ararken ev telefonu kullanıyorduk ve... O zaman bana deseler ki görüntülü aramayla Amerika ile ücretsiz bir şekilde internet üzerinden konuşacaksın ve rahat bir şekilde bu imkansızdı. Böyle bir şey inanmazdık biz yani hani e, Amerika'daki bir insan bile belki inanmıyordu ama çok hızlı bir şekilde insanlar önce işte e, telsiz telefonu buldular sonra cep telefonu buldular sonra internet falan derken bir an geçti gitti her şey ve şu anda artık bu çok basit. Yani yarın bir gün insanlar ışınlanacak deseler ben inanırım biliyor musunuz? Bunu gözümle görmüş oldum artık yani bu kadar hızlı değişimi. O yüzden sizler de çok ciddi bir çalışmayla çok ciddi bir gayretle birçok imkansı başarabilirsiniz. Haftanın sorusuna baktığımızda bir LGS serüveni 322 beğeni almış en fazla beğeni alan soru bu o yüzden cevaplıyorum. Diyoruz. Diyor ki, denemede Türkçeden çok yanlışım çıkıyor ne yapmalıyım? Birincisi T'yi büyük yazalım şöyle tamam. Türkçe'de yanlışın çıkması çok normal bir şey. Çünkü Türkçe soruları dikkat gerektiren sorular ve ilk başta çözdüğümüz için o heyecanla belki de e, dikkatin dağılaraktan yanlış yapabilirsin. Eğer dil bilgisiyle alakalı hataların fazlaysa yani işte fiilimsi, cümlenin ögeleri, cümle türleri, yazım noktalama konuları alakalı hataların fazlaysa burada yapman gereken en önemli şey bu hatalarla alakalı videoları izleyip sorular çözmek. Eğer anlam bilgisine fazla hata çıkıyorsa, anlam bilgisi hatası fazla çıkan öğrencilerimiz için biz tabii ki her zaman önerdiğimiz şey bol bol kitabı okumak. Kitap okumayı sevmiyorsa da Türkçe çeşitli paragraf olduğu için paragrafta son nokta, paragraf 10, paragraf 10 ya da başka bir yayının fark etmez. Biz bunları çok öneriyoruz. Çok süper kitaplar. Başka bir yayının paragraf kitaplarından bol bol paragraf sorusu çözmek. Bak ilk başta Türkçe kitap okumak. Eğer Türkçe kitap okumaktan yani normal hikaye kitap okumaktan sıkılıyorsan ya da netlerinin daha çabuk artmasını istiyorsan o zaman bol bol paragraf testi çözmen gerekiyor. Dolayısıyla her gün 10 tane para paragrafon oradan geliyor. Paragrafon o aynı mantıkta. Her gün 10 tane paragraf sorusu çözdüğünde Türkçe'de netlerin artacağını göreceksin. Bir LGS benim. Hala düzenimi oturtamadım. Hala da, da şapka var. Ben de tabii Türkçe hocası olduğum için böyle bazen geriliyorum. Hemen yazmak istiyorum. Hala düzenimi oturtamadım. Şimdi başlasam olur mu? Olur. 181 gün var ya. 181 günde var ya. Her gün bak matematiksel olarak düşünelim yazıyorum. 181 gün. Her gün 10 soru çözsen 1810 soru çözmüş olursun her gün 100 soru çözsen 18100 soru çözmüş olursun. 18100 soru ne demek biliyor musun? Neredeyse 20'ye yakın kitap demek. 20'ye yakın kitap bitiriyorsun. Her gün 100 soru çözerek ya. Zaten sınava girdiğin gün bile 90 soru çözeceksin sabahtan öğlene kadar. E sen sabahtan akşama kadar günde 100 soru çözsen 18100 soru çözmüş oluyorsun 181 günde. Yani sadece son günde çözme, 18 bin soru çöz. Bazı günler belki daha fazla çözeceksin. Dolayısıyla çok ciddi başarılar elde edebilirsin. Ki ben bazı öğrencilerimizin günde 200 soru, 300 soru çözdüğünü bile duyabiliyorum. Burada önemli olan verimli çözmek tabii ki. Çözdükten sonra yanlışları da kontrol etmek. Yeni nesil matematik sorularını çözemiyorum. Tüm taktikleri dinledim ama yeni olmadı. Bu çok normal bir şey. Bu çok çok normal bir şey. Matematikte hata yapmak, matematikte öğrendikten sonra bir soru yapamama kadar normal bir şey yok. Matematik eşittir sabır arkadaşlar. Hani Türkçe eşittir paragraf diyoruz ya. Matematik eşittir sabır. Yani sabırlı insanlar matematikte başarılı oluyor. Zeki insanlar değil. Zeki insanlar bir yerde tabii ki öne çıkıyor ama sabırlı ve çalışkan insanlar onu da geçiyor. Yani sabırlı ve çalışkan bir insan gayretiyle zeki insanları da geçebiliyor. Çünkü matematik gerçekten sabır istiyor. Sabırdan kastınız ne hocam? Bir. Bir soru iki dakikada çözemeyince bırakmayacaksın. İlk başta belki temel sorularla başlayacaksın. Belki yeni sorulara 10 dakika vereceksin. Soru çözümünü izleyeceksin, arkadaşına soracaksın, hocana soracaksın ama vazgeçmemen gerekiyor. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Yani sabırla, azimle yaptığınız her iş sonucunu mutlaka alır arkadaşlar. Yeter ki soruyu çözemediğiniz zaman, sıkıldığınız zaman vazgeçmeyin. Hemen önce temel sorulara geçin. Temel sorulardan sonra e, biraz daha orta seviye yeni sorulara geçin. Bununla alakalı hatta bizim mesela tostlarımızı duymuşsunuzdur. Orada da böyle temel Şöyle göstereyim mesela bir tane temel seviye, orta seviyeden. Bu tabii ileriki sonuçlardan olmuş. Şöyle göstereyim bakalım. Ha. Önce böyle temel seviye sorular çözüyorsun. Bir konuyla alakalı. Ardından orta seviye, ardından sınav tarzı sorulara geçiyorsun. Ve bu sınav tarzı soruları bile çözerken mutlaka ama mutlaka ne yapman gerekiyor? Bol süre vermen gerekiyor. Hemen pat diye bir iki dakikada yapacağım diye bir şey yok. E, dolayısıyla sabır diyoruz. LGS'den zaten birçok arkadaşın bırakacak biliyor musun LGS serüveni? Bazı arkadaşlar diyecek ki ama yapamıyorum diye vazgeçecek. O bıraktı, o bıraktı. Sen bırakmazsan hedefini yakalar ve hayallerindeki liseye ulaşırsın. LGS'den 485 puan için ne yapmalıyız? Az önce söylediklerimi yaparsan yani düzenli bir çalışmayla yeni başlamış bile olsan matematikten, Türkçeden düzenli bir çalışmayla yani 90 tane soru çıkıyor ya bunun 40 tanesi sayısal 50 tanesi sözel her gün bunun ilk katı yani 180 soru çözersen ve buradaki yeni nesil oranını da buradaki sorulara göre yaparsan yani ne oluyor? 18.100 diye az önce çözdüğün soru sayısı. Ne oluyor? Bunun 200 soru çözdüğün için ne olmuş o ilk katını çözdüğün için ne oluyor? 36.200 soru oluyor. 36.200 soruyla da 485 puan ulaşırsın. Ama tekrar söylüyorum. Burada yaptığın yanlışları irdeleyeceksin. Yanlış yapınca vazgeçmeyeceksin. Öğreneceksin doğrusunu. Ardından da bu puanlara ulaşılabiliyor. Aralık ayı bizden ne bekler? Aralık ayı sizden çalışma bekler arkadaşlar. Aralık ayı budur. 2021'i güzel bir şekilde kapatıp 2022 geçen sene kaç soru çözdüm diye baktığınızda Az soru olmaması için hemen 2021'de Aralık ayına bol bol sorular yerleştirin. Bol bol sorular çözün arkadaşlar. Haftanın kaynağına baktığımızda az önce arkadaşımızın sorusuna cevap olabilecek bir kaynak. Yeni nesil taktikli matematik. Burada ne oluyor bakın. Burada Türkiye'deki kitaplarda olmayan üç önemli özellik var. Birincisi burada arkadaşlar e, dijital sorular var. Bunu hemen söyleyelim. Bu çok önemli bir özellik. Burada gördüğünüzden daha fazla soru var. Yani burada altı soru var gözüküyor ama dijital soruları indirirseniz 8 soru çözmüş oluyorsunuz. Bu bir. Bu hiçbir kitapta olmayan bir özellik. Bu bir. İkincisi Taktikli stickerları karşınıza asıyorsunuz duvarınıza. Şuradaki arkadaşlar göstermek istiyorum. Şu stickerları duvarınıza asıyorsunuz. Bu posterleri. Ve soruları çözerken yani şu tarz soruları çözerken karşınıza o etiketler olduğu için stickerlar olduğu için daha hızlı bir şekilde zaman kazanarak daha konsantre bir şekilde çözüyorsunuz. Üçüncüsü de taktiklerde hem yenisi sorular var yani zorlayıcı sorular var matematikte. Hem de orta seviye sorular var. Yani hemen şak diye zor sorulardan başlamıyorsunuz. Orta seviye soruları çözüp Burada takıldığınız sorularda kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyip sonra zorlayıcı sorulara geçmiş oluyorsunuz. Taktikli soru bankası şampiyonluk garantileyen bir soru bankası. Niye? Az önce söylediğim gibi hem bol sorusu var hem orta hem üst seviye soruları var hem de taktikler yani bu poster stickerlarla başarınıza başarı katmış oluyorsunuz. Aynı zamanda buradaki her bir sorunun çözümü hocalar tarafından özel ders gibi anlatılıyor. Yani bunu yanlış yaptın ya. Bu sonuca Bursa demiyor. Anlatıyor bak bundan dolayı bundan dolayı burada buna dikkat et. De böyle gelebilir şeklinde sizlere detaylı bir şekilde anlatıyor. Açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size yakın Tonguç kapçalarından alabilirsiniz arkadaşlar. Haftanın okuluna baktığımızda Hasan Sabri Gümüş Anadolu Sesi Silivri'de. Bu İstanbul'a çok yakın bir Anadolu Sesi arkadaşlar. Eğitim süresi 4 yıl. Yüzdelik dilimi 9,93. İngilizce yabancı dil eğitim veriyor. Tıp, mühendislik, Dişek, kimliği, hukuk, veterinerlik gördüğünüz gibi birçok öğrenci başarılı olmuş. Zaten iyi bir lise, iyi bir üniversite demek. İyi bir üniversitede iyi bir gelecek demek. Yüzde yüz değil tabii ki. İlkokul mezunu bir insanda çok büyük başarılara imza atabilir. O ayrı mesele. Ama bizim bahsettiğimiz akademik başarıdan bahsediyoruz. Ee, şimdiden bu başarı yolculuğunuzda sizlere kolay gelsin diyoruz arkadaşlar. Ee, unutmayın sabır acıdır. Bunu biliyoruz. Biz de çok e, öğretmen olarak doğmadık. Bizim de öğrenci olduğumuz günler oldu. Of ya aman ya dediğimiz günler oldu. Sıkıldığımız günler oldu ama sabrettik. Sizler de sabredin. Çok güzel günler sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin.